sevildikçe tanınmak istenen bir karakter gerçekten. Bu akşam dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız inşallah bakalım. Evet hocam. Bakayım ben bir dakika. Geliyor arkadaşlar. Gelsin gelsin, acelemiz yok. Dediğim gibi 10 geçeye kadar bekleyebiliriz. Ben zaten bilgisayar üzerinden okuyacağım. Şöyle açacağım. Açtığım zaman da şey oluyor. Word dosyası açıldığı için yüzüme bir nur vuruyormuş. Ben bunu denedim. Bizim Bolu'daki delikanlıyla dedim Zoom'da nasıl görülüyorum? Önce bir onu bakalım. Konu Birden nur geldi baba yüzüne dedi. Word'ü açınca öyle oluyormuş. nuraniyetindendir belki hocam. O da doğru, o da doğru, o da doğru. İnşallah, inşallah hayırlısı. Birkaç tane ODTÜ birder var isim olarak. İsim olarak normalde bir tane benimki olması lazım ama bir tane daha var herhalde. Bir daha var, evet. Diğer programlarda olduğu için bütün genelde yönetimdeki abiler, hocalarımız, arkadaşlarımız hani gün gün değişiyor. Arapça dersi, Evet. diğer dersler işte İngilizce dersleri oluyordu, başka dersler falan. Onlar Maşallah. işte her gün ayrı bir görüşme için olunca unutuluyor bazen oluyor hepsinde otlu birden. Birden fazla olabilir. Aynen. Evet, daha var. 4-6 oldu. Bir 4 dakika daha bekleyebiliriz. Sonunda soru cevap kısmı yapacak mıyız? Ya bence bir mahsuru yok. Yapabiliriz yani. Çok zor olmazsa Hocam soru. şey olursa hani soru olursa şey olursa tabii ki Tamam. yapabiliriz. Yani vakte göre Bu arada insanların isteğine göre. görüntü ve seste bir sıkıntı yok değil mi? Yok hocam ben iyi alıyorum şahsen. Yani Tamam. arkadaşlardan da sıkıntı Tamam. yok da. Yok, laptopum iyidir ya Allah'ın izniyle. İnşallah. Hocam maşallah. Üzmez bizi inşallah. Tamam. Hafiften ben bir girişle başlayayım hocam. Ondan sonra yavaş yavaş Lütfen. başlayalım olmadı. Yani kıymetli Hazirun hepiniz hoş geldiniz. Ben Talha Solak, ODTÜ 1'den kampüs başkan yardımcılığı yapıyorum şu an. ODTÜ makine mühendisliği öğrencisiyim. Bildiğiniz üzere tam geçen sene bu zamanlar başlayan 3 haftalık tatil, okul tatili bir seneye geçti artık online eğitimle. Bu süreçte biz de önceden yüz yüze yaptığımız etkinliklerimizi bir senedir online olarak yapıyoruz. Daha bugün Harun hocamız da gruba attıydı. Birçok hocamızla, birçok konuda, birçok değerli hocamızla birçok güzel konularda görüştük. Online eğitimler, konferanslar yaptık. Bugün de Mehmet Nur Güllü hocamızla Mehmet Akif üzerine bir görüşme, bir konuşma, bir hasbihal düzenleyeceğiz. Kendisi az önce de dediği gibi Mehmet Akif'i çok seven, çok aşığı bir insan. Zaten konuşuruz bunda. Hocam hafiften siz kendinizi tanıtarak başlayabiliriz Güzel. istiyorsanız. İnşallah. Mehmet Nur Güllüoğlu, 26 Aralık 1955 Urfa doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Urfa'da yaptım. Daha sonra Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü 1981 yılında bitirdim. 13 ay memleketimde devlet sosyetesinde çalıştıktan sonra askerlik. Askerliğin arkasından da 20 yıllık bir Sabancı tecrübem var İstanbul'da çimento fabrikası. 20 yıldan sonra bir Ankara'ya tekrar dönüş oldu. Türksat Uydu Haberleşme'de çeşitli kademelerden müdür, direktör, daire başkanlığı yaptıktan sonra bir oluşumla bizi ahir ömrümüze sendika genel başkanı yaptılar. Türksat'ta yetkili ve BTK'da yetki almış olan Hak İş'e bağlı Özyurt İş Sendikası genel başkanlığını yapıyorum. Ankara'da ikamet ediyorum. 3 erkek, bir kız, evladım, 2 kız, bir erkek, torunum var. Allah bağışlasın hocam. Allah razı olsun. Yani günün anlam ve önemi diyerekten hani Mehmet Akif'ten herhalde hani zaten 12 Mart'ı geçtik işte. Doğru. Yani 12 Mart İstiklal Marşı'nın mecliste kabul edildiği bir gün. 18 Evet. Mart'ta zaten arkasına Çanakkale çizgi gelecek. Mart bu anlamda bereketli bir ay. Bir de zaten bu yıl Mehmet Akif'e İstiklal Marşı yılı ilan edildi. 100. yılı olması dolayısıyla. Başlayalım mı? Olur hocam başlayalım.
Tamam. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık 40 dakika süren bir 6 A4 sayfası derlemem var. Çok azı benim cümlelerim ama büyük çoğunluğu çeşitli yerlerden, makalelerden, kitaplardan, değişik yerlerden Akif'le ilgili derlemelerim. Araya konuyla ilgili Akif'ten şiirler, mısralar da serpiştirmişim. Başlayalım inşallah o zaman. Bir de Olur hocam. sonunda Azim şiirini birlikte incelemek isteriz. Ben hep bu Akif'i anlattıktan sonra onun beni en çok etkileyen şiirlerinden olan Azim'i gençlerle birlikte bir üzerine geçmek isterim. Başlıyoruz inşallah. Olur hocam. Ekran paylaşabilir Bismillahirrahmanirrahim. hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Muhterem Hazirunu, muhabbetle selamlarım. Sohbetimizin adı Mehmet Akif ve Müslüman Ahlakı. Bu başlık biraz iddialı gibi gelebilir ancak araştırılırsa görülür ki Mehmet Akif'in ahlakı bizzat Müslüman ahlakıdır. Mehmet Akif'i anlatmak bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini anlatmaktır. Ben bir İslam alimi veya edebiyatçı değilim. Aslında mühendisim ama edebiyata meraklı bir mühendis, Mehmet Akif'e aşık bir Müslümanım. Her birimizin evinde babamıza, ailemize, evimize ait kitaplar, kitaplıklar, kütüphaneler vardır. Bir müddet sonra yaşımız kemale erdikten sonra yavaş yavaş kendi kütüphanemizi kurarız. Benim bu yönde kendi param ile aldığım ilk kitap, hani çocukluktaki aldığımız hikaye, dergi falanlar hariç, Safahat'tır. Ve hep başucu kitabım olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenciliği yıllarında çoğunlukla geceleri ders çalışır ve uykumu kaçırmak için de demli çaylar içerdim. Bazen dersin bittiği halde çaydan uyku tutmaz, elime Safahat'ımı alır okurdum. Birçok kere baştan sona kadar okumuşluğum vardır, bazı şiirlerini de ezberlemişim. Akif'in hayatını Safahat'ın ön sözünde defalarca okumuştum ancak beni Mehmet Akif ile asıl tanıştıran, onu sevdiren ve kendisine aşık eden kitap Mithat Cemal'in onun hakkında yazdığı kitap olmuştur. Akif ile ilgili daha hayattayken Süleyman Nazif, ölümünden sonra ise birçok kişi kitap yazmıştır. Akif hayattayken ve ölümünden sonra üzerinde en çok kalem kavgası yapılan, makale ve gazetesi yazılan, yazılar yazılan bir şairdir. Akif'i tanımak için onunla ilgili kitap yazan Süleyman Nazif, Eşref Edip, Hasan Basri Çantay gibi Akif'in fikir dünyasına yakın kişilerin kitapları okunabilir. Bana göre Akif'i en yakından ve en doğru halde tanımanın, ahlakını net olarak öğrenmenin yolu Akif'in fikir ve yaşantı olarak tam karşısında bulunan iki kişinin kitabını okumak ile olur. Bunlar Mithat Cemal Kuntay ve Emin Erişilgil'dir. Her ikisi de Cumhuriyet devriminin yılmaz savunucuları. Mithat Cemal, medeni hukuk dalında ilk doktora yapan hukukçudur. Malum Cumhuriyet'in kurulmasıyla şer'i hukuktan medeni hukuka geçildiğinde Türkiye'de hukuk dalında, medeni hukuk dalında doktora yapan ilk kişidir. Ve Mehmet Akif ile yaklaşık 36 yıllık bir dostluğu vardır. Ve kitap yazmasına da işte sebep olan bu dostluğudur. Emin Erişilgil ise CHP içinde siyaset yaparak İçişleri Bakanlığı'na kadar yükselen bir siyasetçidir. Ona Mehmet Akif hakkında kitap yazdığına sebep ise bizzat Mehmet Akif'in tam da bir Müslümana yakışan kendisiyle ilgili yaptığı bir harekettir. Bu olay uzun bir hikayedir ve hem kendi kitabında ve hem de Mithat Cemal'in kitabında ayrıntıları vardır. Bu iki kişi Mehmet Akif karşıtları tarafından fikir ve yaşantınız ortadayken nasıl bir yobaz hakkında kitap yazarsınız ve onu met edersiniz diye acımasızca eleştirilmişlerdir. Asıl konumuza gelirsek, Mehmet Akif'i dilimin döndüğünce 7 başlık altında sizlere sunmaya çalışacağım inşallah. Mehmet Akif Ersoy'un kişiliği ve ahlakı, sözüne sadık Akif, öfkeli Akif, hafız Akif, Mehmet Akif'in batı medeniyetine bakışı, Mehmet Akif'in bilim ve teknik anlayışı ve nihayet son yolculuğunda Akif. İlk konumuz Mehmet Akif'in kişiliği ve ahlakı. Akif, döneminin en iyi donanımlı, birikimi en yüksek şair, yazar ve düşünür, mücadele adamlarından biridir. Arapça, Farsça ve Fransızcayı bu dillerden tercüme yapacak kadar iyi bilir. Hem fen ve hem de dini konularda yetişmiş ve kendini yetiştirmiş biridir.
Doğu'nun ilim, irfan ve ahlakının yanında Batı'nın bilimiyle de donanmıştır. Baytar olması nedeniyle fen bilimlerini bilir, dini konularda ahlakı, dini konular ve ahlakı Fatih Medresesi hocalarından olan babasından öğrenmiştir. Cemil Meriç, Mehmet Akif için tufana yakalanmış bahtsız bir toplumu gemisine çağıran bir nevi Nuh peygamber demiş ve eklemiştir. Akif hem bir ülkenin sesidir hem de bütün bir kıtanın. Bu çığlığa kulaklarımızı ve gönlümüzü açık bulundurmazsak hatalarımızın sonu gelmez. Cümleyi tekrarlıyorum. Cemil Meriç'in Mehmet Akif için söylediği. Akif hem bir ülkenin sesidir hem de bütün bir kıtanın. Bu çığlığa kulaklarımızı ve gönlümüzü açık bulundurmazsak hatalarımızın sonu gelmez. Akif'i tanımak, ahlakını örnek almak, ona benzemeye çalışmak her Müslüman gencin şiarı olmalıdır. Mehmet Akif yaşadığı asrın alevleri göklere yükselen yüksek büyük yangınını söndürmek azmiyle çırpınan, şahsını milleti içinde eritmiş yüksek ruhlu bir kahramandır. Her şeyiyle bizim olan, bizden olan ve bizi anlatan bir şairimizdir Akif. Bizden biri olarak bize çok şeyler söylemiş, bizim adımıza belki dinlendirmekte geç kaldığımız, belki de hala dinlendiremediğimiz birçok konuya, meseleye ve yaraya 100 yıl önce el basmış, çözümler sunmuş, bunun için his, gönül ve entelektüel dünyasıyla meşgul olmuş bir şairimizdir. Samimidir Akif. İş dünyasının anahtarı samimiyettir. Bunun Kur'an terimi olarak karşılığı ihlastır. İhlas ise salih amelleri en yüksek mertebeye taşıyan manevi bir miraçtır, merdivendir. Samimidir Akif, Safahat okuyucusuna hitaben yazdığı Safahat'ın ilk şiirinde söylediği gibi. Bana sor sevgili Kari, ben sana söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem yalnız. Acizimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Akif, muzdarip bir mümindir. Müslümanların tüm dertlerini, ıstıraplarını yüreğinde hisseder. Ama asla ümitsiz değildir. Ümitsizliğe kapılmaz, ümitsizliği Müslümana yakıştırmaz. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz? Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Ati'yi karanlık görüvermekle apıştın, esbabı elinden atarak yese yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan, tek bir ışık olsun buluver kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk. Sahipsiz olan millet, memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edilecek bunca zarar var. Feryad ile kurtulması memul ise haykır. Yok yok, hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme, yılma. Ey milleti merhume, sakın yese kapılma. Yani sanki bugünümüzü anlatıyor. Sanki bugünkü gençliğe, bugünkü bizlere diyor bu şiiri rahmetli. Mehmet Akif yerli ve milli bir aydın olarak üstün sorumluluk duygusuyla her alanda mücadeleye atılmıştır. O bir taraftan dergi çıkaran, bir yandan üniversitede talebeye ders veren, beri yandan camide millete vaaz eden, mahallede, kahvede ahaliye bilinç aşılayan, ihtiyaç duyulduğunda ülke dışında görevlendirilen, geri geldiğinde milletvekili olan, gerektiğinde cepheye savaşa koşan,
tam bir meydan, toplum ve mücadele adamıdır. Halktan biridir, halkın içindedir, halk içindir. Mehmet Akif, yüreği milletin derdiyle yangın yerine dönmüş, vatanı ve milleti için feryat eden bir şairdir. Bu yönüyle o yaşadığı dönemin özellikleri de dikkate alındığında, edebiyatımızı içinden çıktığı toplumla bütünleştirerek Türk edebiyatında müstesna bir konuma yükselmiştir. Ünlü düşünür ve şair Sezai Karakoç, Akif'in ailesi ve kökeni ile ilgili şu nefis yorumu yapar. Baba soyu Rumelili, ana soyu Buharalı. Doğuş yeri Fatih. Yani tam bir Doğu İslamlığının, Batı İslamlığının ve Merkez İslamlığının sentezi bir tür. Babasının alim ve saygın bir insan olması, Akif'in hem çocukluktan başlayan sağlıklı bir eğitim almasına hem de babasının arkadaşlarından dolayı entelektüel bir ortamda yetişmesine yol açtı. Çocukluğundan itibaren dini bilgiler ve Arapça eğitim aldı. Akif'in bütün bir ömre yayılan öğrenme tutkusu ve bu tutkunun ciddi, kararlı ve istikrarlı bir çabayla gerçekleştirilmesi de bütün alçak gönüllülüğüne rağmen dönemin seçkin şahsiyetlerinden biri olarak öne çıkmasını sağladı. Akif'in çok az bilinen şairlerin şiirinden kim olduğunu çıkaracak kadar divan edebiyatını bildiği ve yine Akif'in halk şiirimizi de yakından incelediği bilinmektedir. Akif'in Türkiye'de Arapçayı ve Arap edebiyatını en iyi bilen birkaç kişiden biri, Farsçası da İran edebiyatının ünlü şairlerinin eserlerini manzum olarak çevirecek mükemmellikte olduğu bilinmektedir. Bu arada ben Word'den okurken maalesef şeyi göremiyorum, görüntüyü göremiyorum. Eğer bir şey olursa sesle ikaz edersiniz lütfen. Tabii hocam. Halk halde okuduğu yıllardan itibaren Fransızcasını geliştirmek için çalıştığı birçok Fransız yazarın eserini aslından okuduğu da arkadaşlarının tanıklığından anlaşılmaktadır. Akif'in hayatını ve ahlakını oluşturan en önemli unsur kendisi olmaktır. Bu onun bütün hayatını yönlendiren bir ilkedir. İmanında, sanatında, yaşantısında, kendi adına ve toplum adına konuşurken hep aynı insandır ve neyse odur. Bir başkasına benzemek, ödünç alınmış kimliklerle ortaya çıkmak, olduğundan fazla görünmek ve söylediğiyle yaptığı arasında uyumsuzluk, düşünce, duyarlılık ve imanıyla ters düşmek onun hiçbir şekilde katlanamayacağı bir düşkünlüktür. Bu ilkeli ve bütünlüklü kişilik Akif'i bir erdem anıtı haline getirir. Akif yanılmış olabilir, eksik yapmış olabilir ama asla tutarsız ve samimiyetsiz olmamıştır. Onun için verilmiş bir sözün, kurulmuş bir dostluğun, bağlanmış bir imanın, sahip olduğu vatanın bedeli hayattır. Akif hayatı pahasına sever, hayatı pahasına bağlanır, hayatı pahasına inanır ve verdiği sözü hayatı pahasına verir. Bu yüzden dostluğu kelimenin tam anlamıyla sonuna kadar güvenli ama o ölçüde de zorludur. Akif ile ilgili temel yanılgı sebeplerinden biri de onu sadece yazılarından, şiirlerinden tanımaya çalışmaktır. Akif yazdıklarından çok daha derin, çok daha geniş ufuklu, çok daha sanatkar ve çok daha şaşırtıcı bir insandır. Böyleyken o herkes gibi görünmeye çalışır. Yakın arkadaşı Mithat Cemal onun bu taraflarını tanıdıkça büyük bir şaşkınlık içinde şunları söyler. 100 kahramana yetecek kadar ahlak ve seciyesiyle sıradan bir insan gibi yaşıyor. Yani hayreti şu, bu kadar erdemli, bu kadar kahramana yetecek ahlakı seciyesi olan adam çok daha böyle hani bir kibir olmalı, bir şeyler olmadı bu adamda ama sadece sıradan bir insan gibi yaşıyor diyor. İşte Akif bu ifadede ve Hüseyin Cahit Yalçın'ın şu sözlerinde gizlidir. O Hüseyin Cahit Yalçın ki CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi'nin başyazarı ve gerek düşünce olarak, hayat tarzı olarak, fikir olarak Akif'in 180 derece tersinde olan bir insandır. Düşünün işte CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi'nin başyazarı. Akif için diyor ki, Akif'in hayatı safahatından daha büyük bir şiirdir. Akif içinde yaşadığı toplumun unutulmuş, kendi kaderine terk edilmiş, kimsesiz ve sahipsiz insanların, dünya egemenlerinin yok etmeye çalıştığı bir milletin tanığıdır. Ama aynı zamanda vicdanıdır da. Bu vicdan bazen tarihin içinden süzülüp gelen bilge bir ses, bazen şahit olduğu haksızlıklar karşısında
alfabenin bütün sesleri, sözlüğün bütün imkanlarıyla haykıran bir çığlık, bazen ümitsizlik duvarını delmeye çalışan ve kendinde bütün milletin sesinin toplanmasını yansıtan Davudi bir seda, kendisi söz konusu olduğunda acılı, yalnız, yaralı bir yüreğin iniltisi olarak yükselir. Ben böyle durup bakıp durmayacaktım, dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin, hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum, bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiye eninim saracakken, hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi aktım. İnler elemim, yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz, inler safahatımdaki husran bile sessiz. Bu ses bazen zalimin suratında tokat, bazen sahipsiz insanların yüreklerini ısıtan bir şefkat, bazen ölçüyü aşanlar için bir ikaz ve bazen milletimizi yok etmeye çalışan güçlere karşı bir ultimatomdur. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim demiş uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım. İkinci bölüm, sözüne sadık Akif. Dostu Mithat Cemal anlatıyor. Meşrutiyetin ilk seneleri. Bir cuma, adam boyu kar yağdı. O gün Akif'in kullanmaktan çok sevmediği şeyler işlemedi. Araba, tramvay, şimendifer ve vapur. Çapa'daki bizim eve o gün sütçü, ekmekçi gibi adamlar bile gelemedi. Öğle yemeğinden sonra biz hala ekmekçiyi beklerken nihayet kapı çalındı. Fakat Akif Bey gelmişti. Bıyığının yarısı donmuştu, şaşırdım. Nasıl geldiğini merak ettim. Beylerbeyinden nasılsa Beşiktaş'a bir vapur işlemişti. Beşiktaş'tan Çapa'ya bu havada, bu karda, tipide yaya yürünen mesafeye ki yaklaşık 8 kilometre ben şaştıkça Akif de benim hayretime şaşıyordu. Gelmemem için kar tipi kafi değil, vefat etmem lazımdı. Çünkü geleceğim diye söz vermiştim. İnsanların birbirlerine verdikleri sözün bu kadar korkunç bir şey olması o gün beni ürküttü. Ürküyen Mithat Cemal. Akif dedim. Sen eğer verilen sözün manasını bu türlü anlıyorsan bana izin ver de ben bu türlü anlamayayım. Benim verdiğim sözün şiddetli lodosa bile tahammülü yoktur. Ben böyleyim dedim. Ben de böyleyim dedim. Bu vakadan sonra ona söz vermekten korktum. Çok ilginç. Yani ben Mehmet Akif'e söz vermekten korktum diyor. Çünkü söz verdiğim anda o söz için ya ölmem ya o sözü yerine getirmem lazım Akif'e göre. Bir başka anı Fatih Gökmen anlatıyor. Akif verdiği söze bağlı olmayanlara insan gözüyle bakmazdı. Aslında burada dikkat edersek yani bu iş hadis-i şerifte Cenab-ı Resulullah'ın bize emrettiği gibi. Yani münafıkın alameti nedir? Üçten biri verdiği sözde durmamaktır. Yani münafık olmamak için verdiğiniz söze ölüm pahasına demek ki sahip çıkmak lazım. Yani Akif burada bizzat hadisi hayatına geçirmiş. Aramızda geçen bir olayı anlatayım. Ben Vaniköy'de oturuyorum, kendisi Beylerbeyi'nde. Bir gün öğlen yemeğini benden yemeyi sonra da oturup sohbet etmeye kararlaştırdık. O gün öyle yağmurlu, boralı bir hava oldu ki her taraf sele boğuldu. Havanın bu haliyle karadan gelemeyeceğini tabii gördüm. Vapurdan inmediğini de görünce yakın komşulardan birine gittim. Yağmur bütün şiddetiyle devam ediyordu. Eve döndüğümde ne işiteyim. Bu arada Mehmet Akif Bey sırılsıklam bir vaziyette gelmiş. Beni bulamayınca evdekilerin bütün ısrarlarına rağmen içeri girmemiş. Selam söyleyin demiş ve o yağmurlu havada dönmüş gitmiş. Ertesi gün kendisinden özür dilemek istedim. Bir söz ya ölüm veya yakın bir feraketle yerine getirilmezse mazur görülebilir dedi.
ve bir sürede zannederim küsmüş, konuşmamış kendisiyle. Yine bir konuşma sırasında kendisine sahi mi diye soran bir arkadaşıyla 6 ay küsürlük alır. Yani sen nasıl bana sahi mi diye soruyorsun, ben yalan mı söyleyeceğim anlamında. Yani gayet ihtiyarı söyleriz bunu. Ama demek ki akife karşı söylemeyeceksin. Sahibi diyenle 6 ay küsürlük alıyor. Üçüncü kısım bir karakter abidesi olarak Akif. Akif, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır inancındaydı. Haksızlığa tahammül ettiği ve hele yaltaklanarak menfaat peşinde koştuğu görülmemişti. Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı görevini üstlendiği yıllarda Veteriner İşleri Müdürü'nün bir haksız karar ile azledilmesi üzerine görevinden istifa etti. Kendisine bu hareketinin sebebi sorulduğunda başkasına yapılan haksızlığa tahammül etmesinin mümkün olmadığını söylüyordu. Arkadaşıma yapılan haksızlık bana yapılmış demektir diye 20 yıllık memuriyetine tereddütsüzce veda etmişti. Öfkeli Akif. Hasan Basri Çantay anlatıyor. Samih Rifat Bey bir gün Akif'in sevmediği bir adamı, ki bu adam Tevfik Fikret'tir, koluna takarak güya Akif ile barıştırmak için onun bulunduğu bir yere getirmişti. Akif o zatı karşısından görür görmez yayından boşanmış ok gibi fırladı. Bir daha dönmedi. Ben bu yaptığının iyi olmadığını söylediğim zaman bana şöyle cevap vermişti. Yani Hasan Basri Çantay'a cevap veriyor. Evet, ayıp ettim Hasan Basri. Samih buna meydan vermeyecekti. Benim o adamla bir zorum yok. Fakat mukaddesatıma sövdü o. Basri, o benim evladımı öldürseydi belki affedebilirdim. Hanumanımı söndürseydi yine affedebilirdim. Yüzüme tükürseydi yine geçebilirdim. Madem ki bana gelmiştir ve onu aziz bir dostum getirmiştir. Fakat o benim mukaddesatıma sövdü. Şair Tevfik Fikret'le aranın açılması da o yüzden olmuştur. Bu çok uzun bir şey, yani edebiyat içerisinde Akif ile Tevfik Fikret'in atışmaları şiirlerine de yansımıştır bu, ama en sonunda Tevfik Fikret vefat edince Akif vazgeçti tekrar cevap yazmaktan. Son yazan Tevfik Fikret'tir. Ama konuyu tam anlayabilmek için Tevfik Fikret'in Tarih-i Kadim şiirini okumak lazım. Tarih-i Kadim şiirini okursanız Akif az yapmış bile diyebilirsiniz. Hafız Akif. Merhum Mehmet Akif, milletinin çektiği dertleri ve bütün bir dönemin ızdırabını içinde ve şiirlerinde hıfzetmesinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i de hıfzetti. 20'li yaşlarının başında müderris İhsan Efendi de, ki İhsan Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, Ekmelettin İhsanoğlu'nun babasıdır. O da Mısır'a gitmiş, Akif'le Mısır'da da görüşmüşler. Ki Türkiye'ye gelirken 1936 yılında Kur'an mealini teslim ettiği Hoca Efendi'dir İhsan Efendi. Sonra malum yakılmış beyaz, sonraları bir ilk 10 cüzünü bulduk dediler, çıkardılar. Hatta bende de var o kitap, Kur'an meali, böyle bir kitap var ama ne kadar onundur bilmiyorum. O çok şey bir konu, kapalı bir konu. İhsan Efendi'nin de başladığı hafızlığının tayini dolayısıyla hocası olmadan kendi kendine tamamladı. Ya nasıl bir adam? Yani Fransızcayı, Arapçayı, Farsçayı falan yap da yani kendi kendine hafız olmak hakikaten ancak Akif yapar. Üniversitede verdiği Arap edebiyatının derslerinde bütün şiirleri ezberden okurdu. Bu da Hafız Akif. Birçok kitabı birkaç defa okuduğunu söylerler. Birincide üstünkörü okuduysam, ikincide inceleyerek okuyayım, üçüncide tenkit edecek kadar okuyayım diye birçok kitabı ikişer üçer kere okuduğunu da söylerler Akif için. Buraya kadar ahlakıyla, hafızıyla, öfkesiyle geldik. Akif'in bir de Batı medeniyetine bir bakışı var. Bu da bize gerçekten ışık olan, önümüzü açan şeyler. Yani bazen bu noktada sanki yanlışa düşüyoruz. Dostum Mithat Cemal anlatıyor. Sinirlerine dokunan bir mısra vardı. Milletin nev-i beşerdir, vatanım ruhi zemin. Yani insanlık milletimdir, yeryüzü vatanım. Humanist takılanlar veya ona benzer şeylerin söyledikleri gibi. Bu mısrağı okuduğum zaman acı acı gülerek, sen de bu yalana inanıyor musun? Bir Avrupalının nev-i beşerinde, ruh-i zemininde Türkler ve Müslümanlar dahildir sanıyor musun dedi. Ve sonra tuhaf bir şey anlattı. Umumi Harp'te, yani Birinci Dünya Savaşı'nda biz üç kişi Berlin'e gittiğimiz zaman Alman hükümeti bize ne dedi bilir misin? Berlin'e gitmesinin sebebi de şudur. Malum o zaman savaştayız, Almanlarla ittifak halindeyiz, Fransızlara, İngilizlere karşı savaşıyoruz. Fransızların Mağrip'ten, Kuzey Afrika'dan getirdiği Müslüman askerler var.
İngilizlerin Pakistan, Hindistan'dan getirdiği Müslüman askerler var. Almanların elinde Müslüman esirler var. Bu esirleri irşad etmek ve o esirlerle anlaşmak için Mehmet Akif'in Arapçasıyla Fransızcası olduğu için hükümet görevlisi olarak Almanya'ya gidiyor. Berlin'e gittiğimiz zaman Alman hükümeti bize ne dedi bilir misin? Türklerle ittifak ettik diye Reichstag'da yani mecliste Katolik mebuslar bağırıyor. Yani Katolik Alman mebuslar bağırıyorlarmış. Müslümanlar ve Türkler gibi vahşilerle medeni Alman milleti nasıl birleşir diyorlar. Makaleler yazınız, kendinizi gösteriniz de Türklerin de ve Müslümanların da insan olduklarını bu adamlara karşı ispat edelim. Düşünebiliyor musunuz? Almanlar diyorlar ki şu milletvekillerine biraz gelin görünün biraz konuşun. Yani sizin de bir şeyler bildiğini bilsinler de Müslümanlar da insandır desinler. Acayip dedim. Acayip diyen Mithat Cemal. Yani bunu anlatınca acayip dedim. Bundan daha acayibi var dedi. Yine Harb-ı Umumi'de yani Birinci Dünya Savaşı'nda Viyana'daydım. Mehmet Akif anlatıyor. Bir gece Viyana kiliselerinin çanları çalmaya başladı. Otelin penceresinden baktım. Caddede her elde bir mum. Herkes haykırıyordu. Kendi kendime müttefikimiz Almanlar, Viyanalılar galiba cephede bir muvaffakiyet kazandılar dedim. Sokağa fırladım ve bir dükkancıya bir zafer haberi mi var dedim. Adam zafer de söz mü? İngilizler Müslümanlardan Kudüs'ü aldılar. İngiliz ordusu Allenby'nin komutasına Kudüs'e girdi. Mukaddes şehir hilalden kurtuldu, haça kavuştu. Yani Almanlarla birlikte savaşıyorsunuz. Bir cephede kaybediyorsunuz. Buna müttefikiniz seviniyor. Niye? Dini zemine oturttuğu için. Ve Akif bunu anlattıktan sonra gözlerime dik dik baktı. Milletim nev-i beşer, vatanın ruhu zemin öyle mi? Dedi. Sonra ilave etti. Bu yalana inanırsak ne milletimiz kalır ne ruhu zeminimiz. Avrupa'nın nev-i beşerinde ben yoksam benim nev-i beşerimde de o yoktur. Benim WhatsApp'ı terk etmeme sebep olan cümle de bu cümledir. WhatsApp Avrupa'ya uygulamadığı şeyi bana uyguluyorsa ben o WhatsApp'ı terk ederim. Kastamonu Nasrullah Camii vaazında şunları söyler. Malum Kurtuluş Savaşı'nda Akif İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş. Milletvekilinin yanı sıra camilerde vaazlar vermiş ve çeşitli şiirler ve vaazlarının çoğaltılarak insanlara dağıtılmış, Anadolu etrafında dağıtılmış. Bunlardan biri Kastamonu'nda Nasrullah Camii, meşhurdur o vaazı. Çok uzun da ben kısa bir kısmını paylaşacağım inşallah sizinle. Yani konumuzla ilgili olan kısmını, batıya bakışını, medeniyete bakışını. Düşmandan asla dost olmaz. Düşman hiçbir zaman mahremi esrar kabul edilemez. Türk milleti arasında öteden beri yaygın olan İngiliz adaleti, Fransız hamiyeti, Alman dehası, İtalyan terakkiyatı gibi sloganlar itibar edilmemesi gereken gerçek dışı sözlerdir. Avrupalıların ilimleri, irfanları, medeniyetleri, sanayideki terakkileri inkar olunur bir şey değildir. Doğru. Ancak insaniyetlerini, insanlara karşı olan muamelelerini kendilerinin maddiyattaki terakkileriyle ölçmek katiyen doğru değildir. Sık sık vicdan hürriyetinden bahseden Batılılar aslında dünyanın en mutaassıp cemaatidir. Bu yüzden çocukları doğar doğmaz dini ve milli telkinatla büyüyen, bilhassa Müslümanlara karşı büyük bir düşmanlık hissiyle yetiştirilen bir Hristiyanın bir şarklıyı, hele bir Müslümanı sevmesine imkan ve ihtimal yoktur. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya, ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa
Hala bize afet de o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Mehmet Akif'in bilim ve teknik anlayışı. Mehmet Akif, çağın geliştirdiği bilim ve teknik seviyesinin aynen aktarılmasını ve ülkenin bu yüksek bilim ve teknik düzeyi içinde gelişmesini her vesileyle belirtiyordu. Bilim ve tekniğin kaynağının Batı olduğunu görmüştü. Özellikle Berlin seyahati sırasında gözlemleri Osmanlı toplumunun bilim ve teknik yönünden ne denli geri kaldığını fark etmişti. İkinci meşrutiyetle birlikte hürriyetin ilanını her şeyin çaresi gibi gören geniş bir kitle vardı. Bu kitlenin umursamaz tavırlar içinde Batı'nın teknik ve bilim düzeyine kayıtsız kalışını da hayretle seyretmekteydi. Bu konuda tembel, cahil ve ilgisiz buluyordu. Bu kitlenin mutlak surette bu konularda duyarlı davranması gerektiği fikrindeydi. Safahat'ın birinci kitabındaki Köse İmam isimli şiirinde gözlemlerini şöyle dile getiriyordu. Bu cehalet yürümez, asra bakın, asr-ı ulum, yani ilimler. Başlasın terbiyeniz ailelerden oğlum. Sade hürriyet ilanı ile bir şey çıkmaz. Fikri hürriyeti halka hazmettiriniz biraz. Yine Fatih Kürsüsü'nde isimli bölümde cehaletin ülkeyi nasıl bilip felaketlere sürüklendiğini dile getirir. Felaketin başı hiç şüphe yok cehaletimiz. Bu derde çare bulunmaz. Ne olsa mektepsiz. Ne Kürt elifbayı sökmüş, ne Türk okur, ne Arap. Ne Çerkez'in, ne Laz'ın var bakın elinde kitap. Hulasa milletin efradı bilgiden mahrum. Unutmayın şunu lakin zaman zamanı ulum. Verdiği öğütler içinde zaman zaman dünyanın ahvalini, zaman zaman gelişen tekniği ve bilimi esas alır. Cehaletin en büyük felaket olduğunu belirtir. Baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet. Ey derdi cehalet, sana düşmekle bu millet bir hale getirdin ki ne din kaldı ne namus. Ey sineyi İslam'a çöken kapkara kabus. Ey hasmı hakiki, seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Asım şiirinde Avrupa'ya tahsilen giden gençlere şöyle nasihat eder. Sade garbın yalnız ilmine dönsün yüzünüz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin. Giden 300 senelik ilmi sık elden edinin. Fen diyarında sızan mütenahi pınarı, hem için hem getinin yurda o nafi suları. Aynı menbaaları ihya için artık burada, kafanız işlesin oğlum, kanal olsun arada. Evet, son yolculuğunda Akif. Resmi için yazdığı bir şiirinde şunu söyler rahmetli Mehmet Akif Ersoy. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyulay da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir demiştir ancak gerek yüksek ahlakının şekillendirdiği yaşantısı ve gerekse de yazmış olduğu şiirlerle asla unutulmayacak, unutturulamayacak bir şair, bir Müslümandır Mehmet Akif. Cenazesi kendisi gibi içten bir merasime sahne oldu. Hava soğuktu. Şiddetli bir poyraz esiyordu. Kar yağmıştı, her yer bembeyazdı. Ki tarih 27 Aralık 1936. Naaşı örtüsüz, üstü açık bir tabutla Beyazıt Camii'nin bahçesine getirildi. Caminin bahçesinde bekleyen öğrenciler tabutu görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı. Öğrencilerin bazıları hemen etrafa dağıldı. Çok geçmeden ellerinde büyük bayraklarla dönüp tabutu bu bayraklara sardılar. Çıplak bir tahta olarak gelen tabut, musalla taşında al sancaklarla Kabe örtüsüyle donatıldı. Akif'in dostları, şairler, edipler, yazarlar ve üniversite talebeleri, hocaları vardı. Ancak kuruluşunda canla başla çalıştığı devletinin hiçbir temsilcisi cenazede yoktu. Yasaktı cenazeye katılmak memurlar için. Gençler Akif'in cenaze arabasıyla götürülmesine razı olmadı. Hatta omuzlarına bile koymayıp Edirne Kapı şehitliğine kadar ellerinin üzerinde taşıdı. İstanbul'u bilenler bilir.
Beyazıt Camii'nden çıkarsanız işte şimdiki adıyla Ordu Caddesi, arkasından Millet Caddesi, sonu Edirne Kapı Şehitliği'ne kadar eller üzerinde götürülmüş. Omuzlarına bile almamışlar. Herkes ağlıyordu. Akif'in defninden, okunan Kur'an-ı Kerim'den ve duadan sonra kabri başında konuşmalar yapıldı. Hıçkırıklar eşliğinde dinlenen ve yapılan konuşmaların sonuncusu şu müthiş cümlelerle tamamlandı. Akif'in defnedildiği yer Çanakkale şehitlerinin bulunduğu Edirne Kapı Şehitliği. Yani çevresinde hep Çanakkale şehitleri var. Kim konuşmuş bilmiyorum ama müthiş konuşmuş, şahane konuşmuş. O cümleyi bold koyulaştırarak yazmışım. Okuyalım beraber inşallah. Ey Çanakkale şehitleri, sizi terennüm eden, yani en güzel anlatan Akif misafirinizdir. Ona iyi bakınız. Ey Akif, nisyandan, yani unutulmaktan korkma. İstiklal Marşı söylendikçe unutulmaz. Mehmet Akif'e Cenab-ı Hak'la rahmet dileklerimle sizlere selam ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'a emanet olunuz. Amin hocam, sağ olun. Hocam sağ olun, çok güzel toplanmışsınız. Çok güzel özet çıkarmışsınız. Hani koskoca bir hayatı önemli noktalarıyla, önemli kısımlarıyla özet şeklinde olmuş. Eyvallah. Hani ben hani şahsen kendi adıma şunu söyleyeyim. Yani Mehmet Akif'i hep okullarda duyuyoruz çocukluğumuzdan beri, illaki İstiklal Marşı şairi olarak. Ama hani artık biraz siyasi olabilir belki ama ya eğitim sisteminin ya da işte hani bir kastın sonucu olarak genelde sadece İstiklal Marşı şairi veya da hani işte ahlaklı bir insan. Yani böyle Hüseyin Cahit, işte biraz önce söylediğim gibi CHP'nin Son Havadis'in baş yazarı. Dediğim gibi yani CHP'den de solda olan, yani komünist fikri benimseyen, Mehmet Akif'le yan yana gelmesi fikir olarak mümkün olmayan birisinin sözü. Diyor ki Mehmet Akif'in hayatı Safat'ın daha büyük bir şiirdir. Gerçekten de öyle. Ama işte bizler genelde bu... eğer vaktimiz varsa bu tip Akif anlattıktan sonra onun beni çok etkileyen bir şiirini birlikte inceleyelim isterim. O da Azim şiiridir. Birinci kitabında 1911 yılında yayınlanan, ki ilk kitabının adı Safahat'tır. Yani diğer kitapların adı değil. Birinci kitabının adı Safahat'tır. Diğeri işte Gölgeler, Fatih Kürsü'nde, Süleymaniye Kürsü'nde, Asım, Hakk'ın seslerini birleştirip birinci kitabın adını hepsine verilmişlerdir. Birinci kitabında geçen Azim özellikle gençlere çok ciddi bir hayat dersi verir. Onu da eğer müsait zamanımız varsa birlikte okumak isterim. Olabilir hocam. Hatta isterseniz hani eğer beraber okuyalım diyorsanız şey yapabiliriz. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz istiyorsanız. Ha, olur. Olur. Yani şöyle biraz kendime göre yaptım. Kenarında şeyler de var. Tamam, olur, yapalım. Ekran paylaşımı yapalım. Bilirsiniz hani şeyde değilse kalabilir hani. Ben sadece fikir olarak... Yok yok, güzel söylediniz. Güzel söylediniz. İyi olur. Okuma moduyla. O zaman bana şey verirseniz, yetki verirseniz. Yetki verdim herhalde hocam. Şu an paylaşabiliyorsunuz. Aşağıdan ekran paylaşımından yapabilirsiniz. Yok, biliyorum biliyorum. O kısmını biliyorum canım. Merak etme. Hadi hocam biz de. Sağ olun. Geldi mi? Yetki. Evet. Tamam, bir dakika. Azim şiiri geldi mi? Geldi. Geldi hocam. Yani bu şiir, dediğim gibi ben sizi aşağıya indireyim de şiir yalnız kalsın. O yandaki kenarlar ben açıklamak için kendime yazmışım. Neyse, birlikte yaparız. Dediğim gibi Akif'in birçok şiirinde birçok hikmetli şeyler vardır. Ama bazı şiirleri böyle yaşam tarzı haline getirilmesi gereken şiirdir. Azim de bunlardan birisidir. Başlayalım, bismillah. Sadi o bizim şarkımızın ruhu kemali, bir derse hakikat veriyor işte meali. Sadi Akif'in hayran olduğu İranlı Fars şairlerdendir. Bostan ve Gülistan'ın yazarıdır. Çok güzel, hikmetli hikayelerin olduğu kitaplardır Bostan ve Gülistan. O Sadi, yani şarkımızın olgun ruhu bize bir hakikat dersi veriyor. İşte anlamı da aşağıdaki gibi. Ben böyle grup grup ayırdım bu şiiri. Birinci grup buydu. İnelim. Vaktiyle 5-10 kafile sahraya düzüldük. Gündüz yürüdük hep, gece bir menzile geldik.
Çok geçmedi, baktım bir adam hasiru haip, koşmakta meğer eylemiş evladını gayip. Şimdi bu birinci olay. Kafilelerle çölde gidiyoruz diyor. Bir menzile, bir durak yerine geldik. Orada durduk. Bir baktım bir adam geliyor. Çaresiz, kederli, perişan. Yani hasiru haibi cümle şeylerine bakarsanız bitmiş, ümitsiz demek. Koşmakta bir sebebi var. Nedir? Çocuğunu kaybetmiş bir adam. Devam ediyoruz. Biçare haymelerin hepsine sormuş. Bir taş bile görmüşse hemen oğluna yormuş. Avare peder, nereden bulursun onu derken gördüm ki ciğer paresinin tutmuş elinden. Lebriz-i meserret geliyor bizlere doğru. Taşmış da gözünden akıyor şimdi süruru. Hayme çadır demek. Biçareye gidip bütün çadırlara sormuş. Bir taş görmüşse bile hemen oğlu kabul edip gitmiş bakmış. Ben kendi içimden avare peder bunu nereden bulursun derken bir baktım ki ciğer paresini yani ciğer parçasını tutmuş elinden. Lebriz-i meserret. Lebriz yani şöyle ağzına kadar dolu demek. Taşacak kadar dolu demek. Meserret de sevinç demek. Lebriz-i meserret yani sevinç ile dolmuş bize doğru geliyor. Ve o kadar sevinçle dolmuş ki o sevincin bir kısmı gözünden taşıyor. Yani benzetmeyi görür müsünüz? Yani adam sevincinden ağlıyor. Taşmış da gözünden akıyor şimdi süruru. Yani sevincinden ağzına kadar sevinçle dolu ve o sevinç de gözünden bir sevinç damlaları olarak akıyor. Demek ki evladını bulmuş. Yani çölde gittiler. Adam bir evladını kaybetmişti. Evladını buldu getirdi. Şimdi hikmet başlıyor. Yaklaştı şütür bana. Nihayet dedi yekten. Evladımı buldum ama nasıl onu bilsen. Karşımda ne görsem o dedim geçmedim asla. Aldatsa da tahminimi binlerce heyula. Yaklaştı diyor deveciye dedi ki evet bu, birden de söyledi. Evet evladımı buldum ama onu bir anlatmam lazım. Karşımda ne görsem o dedim koştum baktım. Aldatsa da tahminimi binlerce heyula. Heyula hayal ama böyle kötü hayal. Biz genelde büyük şeyler için heyula gibi diyoruz ama kötü hayal anlamında. Yani kötü olana da koştum, iyi olana da koştum, taşa da koştum, her yere koştum buldum. Ne yaptım? Azmimde futur eylemedim, yesi bıraktım. Madem ki dünyadadır elbet bulacaktım. Kumlarda yüzüp zulmetin amakına daldım. Hep ruh kesildim, ne boğuldum ne bunaldım. Tevfik-i ilahi edip en sonra inayet, gördüm gözümün nurunu karşımda nihayet. Nasıl bulduğunu anlatıyor. Azim malum kararlılık demek. Fütür etmek zayıflık demek. Yani kararımı zayıflatmadım. Ümitsizliğimi de kenara bıraktım. Burada çok ilginç bir cümle var. Madem ki dünyadadır elbet bulacaktım. Ölü veya diri. Yani bu uzaya gitmedi. Başka yere gitmedi. Dünyadaysa mutlaka bulacaktım. Ne yaptım? Kumlarda yüzdüm. Yani ben hasbelkader Libya'da da bulundum. Orada çölde bir safari gibi bir şey yaptık. Hakikaten kumlarda yürümek demek aslında kumlarda yürümek değil, yüzmek demek. Yani dizinize kadar yeri geliyor, batıyorsunuz. Zulmetin amakına daldım. Yani karanlığın ta derinliklerine kadar gittim. Hep ruh kesildim. Ne boğuldum ne bunaldım. Yani kumlarda yüzdüm ama boğulmadım. Karanlıklara daldım ama bunalmadım. Tevfik-i ilahi, Allah'ın yardımı, ilahi yardım. Edip sonunda inayet, bana lütfedince gördüm gözümün nurunu karşımda nihayet. Demek nasıl bulduğunu anlattı. Şimdi bundan çıkarması gereken hikayeyi bize anlatıyor Sadi. İm'an ile bakarsak oluyor işte nümayan, Sadi bize göstermede bir mesleki irfan. Sadi bize bir anlayış, tecrübe yolu gösteriyor. Eğer dikkat ile bakarsak işte görülen budur. İm'an, dikkat. İm'an ile baksak oluyor nümayan apaçık, net. Sadi bize göstermede bir mesleki irfan. Bu arada yeri gelmişken sorayım. Meslek kelimesinin anlamını biliyor muyuz? Yol gibi değil mi hocam biraz? Aynen daha öyle. Meslek yol. İrfan da arif, anlayış. Meslek aslında yol demek. Bizde Türkçe'ye yapılan iş gibi çıkmış. Aslında meslek yol demek. Çok ilginç şeyler var Farsça'dan gelen. En çok dikkatimi çeken de şey. Rüzgar. Rüzgar Farsça'da zaman demek. Time yani bildiğimiz time demek. Fakat bize elimizde çok güzel üç harfli kolay yel kelimesi olmasına rağmen rüzgar olarak geçmiş. İlginç. Bu da öyle. Meslek de Farsça yol demek ama bizde yapılan iş anlamına gelmiş.
Demek ki eğer dikkat ile bakarsak, işte apaçık görülüyor, sadece bize bir tecrübe yolunu, bir anlayış yolunu gösteriyor. O yol nedir? Bundan sonrası çok çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyelim. Tamam. Osmanlıcası ağır ama muhteşem bir şey var, musiki var. Türkçe'ye getirince biraz şey oluyor ama anlamı güzel. Bir gaye-i maksuta şitap eyleyen Adem, tutmuşsa bidayette eğer azmini muhkem, er geç bulacaktır sa ile dilhahını elbet. Yani gaye-i maksut, ikisi de aynı kelime aslında. Maksut kastedilen şey, gaye amaç. Yani kastedilen amaca şitap eylemek de yani seyirtmek, hızlı hareket etmek. Yani amacına, maksuduna, kastettiği şeye hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde davranan bir insan, bu yeterli değil. Başta kararını sağlam tutmalı. Azmini muhkem tutmalı. O zaman er geç pardon bulacaktır. Sağ ile yani çalışma ile gönül isteğini. Yine devam ediyoruz. Zira şuun zarı tecellide hakikat, zira bu şuun zarı tecellide hakikat, tevfik taharriye taharri ona aşık. Azmin de emel olmalıdır, emel lazımdır gari mufarık. Olsun da emel azm-ı taharriye mukarrin, tevfik zuhur eylemesin sonra ne mümkün. Ya muhteşem bir şey. Bakın diyor ki bu şuun zarı tecelli, yani meydana gelen olay. Bu meydana gelen olaydaki gerçek nedir? Tevfik, Allah'ın yardımı, taharri, araştırma, research. Taharri ona aşık. Yani yardım etmek istiyorsan çalışman lazım. Çalışırsan ancak ilahi yardım gelir. Azmin de emel lazımıdır, gayri mufarık. Yani kararlılığın da ciddi bir istek olmasıdır birlikte. Mufarık ayrı demek. Gayri mufarık bitişik demek. Olsun emel azm-ı taharriye mukarrin. Yani istek, karar ve araştırma ile birlikte olsun. Yani kararlılık var, istek var ve bunu da araştırıyorsan tevfik zuhur etmesin sonra ne mümkün? Tabii ki Allah'ın yardımı da o zaman gelir sana diyor. Bazen 3-4 haybet, 2-3 haybet olur rehzeni ümmit. İnsan o zaman etmelidir azmini teşdit. Haybet mahrumiyet, yoksulluk, bir şeyden yokun olmak. Rehzen yol kesen demek. Ümit, ümit zaten. Yani yolu kesen bazı 3-5 şey, 3-5 mahrumiyet, yokluk, yoksulluk, buna benzer şeyler senin ümidinin yolunu kesebilir. İşte o zaman etmelidir azmini teşdit. Kararını o zaman şiddetlendireceksin. Teşdit, şiddetlendirme. Biliyorsunuz Arapçada şedde diyoruz ya, o aynı kök. Yesin sonu yoktur. Ona bir kere düşersen hüsrana düşersin. Çıkamazsın ebediyen. Mahkum olarak yese şu bir çare peder de, evladımı şayet o karanlık gecelerde vazgeçmiş olaydan aramaktan ne bulurdu? Elbet biri candan, biri canandan olur. Yesin sonu yoktur. Yani ümitsizliğin sonu yoktur. Eğer ona düşersen kayba düşersin. Ve hiçbir zamanda çıkamazsın, hep zararda olursun. Şu amca da, şu adam da, şu baba da deseydi ki ya çölün ortasındayız. Bu zaman olmuş gece. Küçücük bir çocuk kaybolmuş. Arasam bulamam. Nasıl arayayım, nasıl edeyim deyip otursaydı. Çünkü malum çölde gündüz ne kadar sıcaksa gece de o kadar soğuk. Yani bir çocuğun çölde bir gece sabaha canlı kalması mümkün değil. Vazgeçmiş olaydı aramaktan ne bulurdu? Elbet biri candan, biri canandan olurdu. Candan ve canandan olmak istemiyorsak vazgeçmememiz lazım. Ne diyordu? Azmin de emel lazımdır, gayri muvaffak. Kararlılık lazım, şiddetli istek lazım ve bunları yapıp da taharriye de, araştırmaya da devam ederseniz muhakkak ki Cenab-ı Hak da yardımını getirir. Şiirle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa kelimelerden olur. Gerçi bir kısmını yanınızdan yazmıştım veya ayrıca sorulara da geçebiliriz veya bitirebiliriz, nasıl isterseniz. Ben bitiriyorum. Nasıl yapacağız onu? Bir dakika. Niye bu duymuyor? Ay torunları gördünüz. Bir dakika, bunu niye büyütemiyorum?
herhalde de. Efendim? Bize şu an hala sadece şiir gözüküyor hocam. Şiir mi gözüküyor? Ha. Ben şeyi kapatmak için... Ha, bir dakika. Şehri kapatmak. Bir dakika. Şehri nasıl bitiriyordum? Bitiremedim şehri. Ben... Ha, resim şehri var. Tamam. Buradan... Bıraktım. Stop şehri. Tamam, bitti. Tamam. Beni dinlediniz, Allah razı olsun. Yani faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Eğer gerek şiirle ilgili, gerek Mehmet Akif'le ilgili cevap vereceğimiz sorularınız varsa cevap vermeye de çalışırız. Yoksa yaklaşık 50 dakikamız oldu. Bitirebiliriz, nasıl isterseniz. Hocam Allah sizden razı olsun. Asıl hani soruları olan varsa alabiliriz. Hani ben hatta bir ufaktan bir şey sorarak başlayayım. Buyurun. Hani Akif'in bu şiirde olsun, diğer şiirlerde olsun genelde hep hani ümit üzerine, yeise düşmemek üzerine. Doğru. Hani çok var böyle şeyi. Tabii ye, söyle batak yırtır ki düşersen boğulursun, azmine sımsıkı sarıl, bak ne olursun. O da şiiridir. Evet. Evet. Yani normalde o zamanlara baktığımız zaman zamanındaki diğer insanlar, gerek İslam alimleri, gerek veya da diğer aydınlar genelde hep şey, hani cidden yeise batmışlar. Hani İslam alimleri kıyameti beklemiş kimisi. Kimi Doğru. İşte batıya hayran olan aydınlar işte Osmanlı battı bitti diyerekten onlar da ümidi kesmiş. Hani genel olarak ülkede bir ümitsizlik hakim. Hani Akif'in bu kadar ümit var olması, bu kadar hani İslami olarak da hani bunu koruyor olması cidden büyük bir şey. Hani buna sizce sebep olan şey ne ekstradan hani veya da hani bunu Buna bu kadar... Bence sebep olan Akif'in o sarsılmaz imanı. Yani eğer iman varsa yes yoktur. O anlamda anlıyorum ben. Akif gerçekten de çok net ve temiz bir imanı vardır. Yani eserlerini okursanız, hayatına bakarsanız. Akif'in Müslümanlığı net Müslümanlıktır. Yani bir de işte daha önce söyledim ya, kendisidir yani. Başka hiçbir şeye ram olmayan ve bana göre sağlam imanı ve dini ve Kur'an'ı çok iyi bilmesine. Çünkü Cenab-ı Hak da diyor yani Allah'tan ümit kesilmez. Bu ayette de Allah'tan ancak kafirler ümit keser şeklinde söylüyor. Şu anda ayeti hatırlayamadım ama bulabilen varsa paylaşabilir. İmanına ve dini bilmesine, Kur'an'ı bilmesine bağlıyorum ben Akif'in bu ümitli oluşunu. Çünkü işte adam da dedi ya, madem ki dünyadadır mutlaka bulacaktım. Akif de diyor ki, madem ki imanım var, madem ki Müslümanım, madem ki benim gibi düşünenler var, bu devlet, bu millet kurtulacaktır diye. Öyle bir şeysi var. Doğru, aynen hocam. Yani zaten diğer seciyelere de baktığımız zaman az önce söylediğiniz sözünde durmak olsun, evet, işte diğer bütün kahramanlıklar olsun. Aslında baktığımızda imanı, İslam'ı tam hakkıyla yaşayan bir insanın hani nasıl olması gerektiğine güzel bir örnek aslında. Yani nasıl ciğer getirdiğine. Diğer dinleyici arkadaşlar da şöyle yapalım. Zaten sayımız çok fazla değil. Hani sorusu olan varsa mikrofonunu açıp kendisine... Şurada yazılar var. Yazanlardan isterseniz. Mehmet Akif bir baba olarak nasıl biriydi? Yani Mehmet Akif kötü bir babaydı maalesef. Bunun anlamı şu: Mehmet Akif kendisi ve ailesi için değil, ülkesi ve dini için çalıştığı için ailesini ihmal ettiği doğrudur. Eksik bıraktığı doğrudur. Yani düşünün ki Akif'in muhayyilesinde İslam alemi var. Yani Mağrib'den Malezya'ya kadar. O noktada ne kendisini, ne evlatlarını, ne de ailesini düşünecek bir halde değil. O anlamda pekala kendi içine kapanır, ailesini, evlatlarını çok iyi yetiştirebilirdi. O zaman ne Akif olurdu, ne İstiklal Marşı olurdu. Böyle bir baba olarak nasıl bilirdi diye bir soru var. Ondan sonra benim sorum Akif'in rejim ile çelişmesi ve sürgün edilmesi. Yani sürgün edilmedi aslında. Akif gönüllü olarak şey yaptı. Onu Mithat Cemal kitabında uzun uzun anlatır. Mehmet Akif ikinci mecliste yoktur malum, birinci mecliste vardır, ikinci mecliste yoktur. Fakat şöyle söyler Mısır'a gidişinin sebebini Mithat Cemal'e: arkama hafiye takmışlar diyor. Yani ben kurtulmasında ailemi, hayatımı, her şeyimi feda ederek
kurulmasına öncülük ettiğim bir devlette beni sanki hainmişim gibi takip ediyorlar. Ben buna dayanamam deyip Mısır'a gitmiştir. Ve İstiklal Marşı'nda etmesin beni tek dünyada vatanımdan cüda demesine rağmen bir 10 yıl kadar cüda, yani uzak kalmıştır vatanından. Ama öleceğini hissedince de burada kalamam, dönmem lazım deyip memleketine dönmüş. Zaten yaklaşık 6 ay kadar sonra da rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Öyle bir soru var. Rejimle ilgili, yani aslında rejimle onunla çelişmedi. O rejim onunla çelişti bana göre. O zaman ki hani birçok İslam alimi zaten sıkıntılı bir süreçten geçiyor hocam. Yani, yani onda o dönemi yaşamadan şöyle söyleyeyim. Buradan bakarak değerlendirmek kolay bir şey değil. Yani o da doğru hocam. Bir el kaldırma var galiba. Mustafa hocam el kaldırmış. Şey yapabilir, hani sesini açıp sorabilirsiniz hocam direkt. Mustafa hocam. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hocam sunum için teşekkürler. Allah razı olsun. Benim sormak istediğim soru gerçi soruldu az önce ama ben biraz daha genişletilmiş olarak sorayım. Akif için ne amaçlıyordu demiştiniz ya. Abdülhamit Han da İslam'a hizmet etmeyi amaçlamıyor muydu? Nerede anlaşamadılar? Yani şöyle söyleyeyim. O sözümün başında söylediğim Mehmet Akif aşıkı olarak Mehmet Akif'te affedemediğim tek konuyu sordunuz. Allah razı olsun. Hep sorulur. Bunu ben de kendime soruyorum. O dönemde yaşasaydık biz nasıl yapardık bilemiyorum işin doğrusu. Ama şöyle söyleyeyim. Hep şu cümleyi kurarım Mustafa Hocam. Eğer Mehmet Akif hiç olmasa karşında olmasaydı, bakın yanında olsaydı demiyorum, karşında olmasaydı, o istibdat şiirini yazmasaydı, İttihat ve Terakki veya Mehmet Akif veya Mehmet Akif gibi olan din alimleri Abdülhamid'in direkt karşısında olmasaydı da pozitif, pardon, nötr kalsalardı, bağımsız kalsalardı veya az da olsa yanında olsalardı, İttihat ve Terakki bu kadar pervasız olabilir miydi? Yine yapacaktı bazı şeyleri ama bu kadar pervasız yapamazdı diye düşünüyorum. Şahsen benim Mehmet Akif'te affetmediğim tek konudur. Abdülhamit'e, Mehmet Akif'teki bulduğum Abdülhamit'e karşı oluşu. Yalnız sonradan bundan pişman olmuştur. Ama değişik bir ruh hali var. Bu pişmanlığını şiirlerine aralara serpiştirmiştir. Yani doğrudan yanlış yaptım dememiştir. Ne gibi? Mesela çok meşhur bir onun Eşek ve Semer'le ilgili bir şeysi vardır, hikayesi vardır. Orada işte merkepler bu semerci de nedir falan diye gönderdiler, şey yaparlar, ölsün diye beddua ederler. Sonra yeni gelen semercinin yaptığı semerle sırtlarında yaralar ayrılır. Orada bir anlamda yani Abdülhamit tamam semer vuruyordunuz ama hiç olmazsa yara olmuyordu der. Bir ikincisi biraz önce okuduğum. Mesela şey geldikten sonra İttihat ve Terakki'den sonra artık şey hakkında yazmamıştır Abdülhamit hakkında. Hatta işte 3,5 soysuzun ağzından zağırlık yapamam dediği İttihatçılardır. Geçmişime kalkıp sövmem dediği Abdülhamit'tir. Yani bu anlamda pişman olmuş ama farklı bir karakter Akif. O pişmanlığını Reşit Sağ değildi. Kimdi? Rıza Tevfik gibi, onun biliyorsunuz Medet Ey Sultan diye bir şiiri vardır. Yani o da gelenler berbat etti anlamda şey yapmış. Benim şahsen Akif'teki bulabildiğim tek kusur Abdülhamid'e yazmış olduğu. Yalnız orada da şöyle bir şey var. O dönemde yaşarsak Abdülhamid değil ama bu paşalar, şunlar, bunlar, sistem. Zaten Osmanlı yani taaffün etmiş tabiri caizse. Çürümeye yüz tutmuş bir şeyde. Çünkü şeyde de yazıyor Akif. Sebil-ül Reşat'ta yazıyor çeşitli. Hep bu düzenin böyle devam etmeyeceğini, bir şeyler yapılması gerektiğini, medresenin ıslah edilmesi gerektiğini, buna benzer şeyleri sürekli yazıyor. O anlamda dediğim gibi ben de sizinle aynı fikirdeyim. Keşke karşısında olmasaydı. Çünkü ikisi de gerçekten İslam'ın bayraktarlığını yapmak isteyen kişilerdi. Bir araya gelselerdi ama şunu söyleyeyim, o kadar kuvvetli geliyordu ki tsunami, beraber de olsalardı durduramazlardı zannediyorum İttihat ve Terakki'nin o gelişini.
Doğrudur hocam. Teşekkür ediyorum. Ben Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Akif'in inatçı olmasından kaynaklanabilir mi? Açıkça pişmanım. Yani Arnavut'tur. Arnavut inadından. Arnavut'tur. Arnavut'tur. Yani inadı tabii ki inatçı. Akif ama şöyle söyleyeyim. İnadının çoğunu müspette kullanmış bir inatçı. Ama inattır yani. İnat nihayet menfide de kullandırır insana. Dediğim gibi çok büyük ölçüde pişmanlık duyduğunu hissediyorum, kabul ediyorum, tahmin ediyorum, eserlerinden okuyabiliyorum. Ama bunu açıkça söylememiştir. Doğru. O da inadındandır. Şairlerin o kadar kısmı da affedilir inşallah. Ya. Yani yaptıklarının yanında o çok şey kalır diye düşünüyorum. Keşke yapmasaydı ama maalesef yapmıştır. Yani hatasız kul olmaz tabii ki hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Var mı başka? Sevgili moderatör. Buyurun hocam. Şöyle bir şey var. Rahmetli Akif'in etkilendiği İslam alimleri. Yani Akif çeşitli alimlerden etkilendi. O kadar derin bilmiyorum yani. Bu kısmını çok fazla bilmiyorum ama Muhammed Abduh'tan bahseder. Bir kısım kişilerden Sadi Şirazi'den bahseder ama çok İslam alimlerinden, çünkü kendisi İslam alimi ya, bir kimseden etkilenmesine gerek yok. Hocam ben o zaman bir tane daha tekrar soru sorayım. Müsaade varsa. Buyurun. Genelde hep Mehmet Akif'in hani şair yönünden bahsediyoruz ama hani bir fikri yapısı var, Asım'ın nesli diye herhalde topladı. Sonrasında Sebilür Reşat var. Kendisinin hocalığı, vaizliği var. Hani evet. Bir yandan da irşat olarak da hani ciddi manada bir alimliği, tabii, bir aktiflik var. Hani bu konuya da biraz değinebilir misiniz? Genelde hep şiirlerine, şairliğine değiniyoruz ama. Şimdi şöyle, yani birazcık Akif'in dediğim gibi meal çalışması var, tefsir çalışması var. O Hakk'ın seslerinde hadislere, ayetlere şiirler yazmıştır. Yani onları baz alarak. Onun dışında Akif İslam alimi olarak pek çıkmak istememiş ortaya, alim olmasına rağmen. Gerçi Darül Hikmet'te görev yapmıştır. Osmanlı'nın son dönem Darül Hikmet'te görev yapmıştır. Onun sekreterliğini falan da yapmıştır. Ama böyle bir İslam alimi şeysiyle çıkmak, fakat camilerde bol bol vaazlar vermiştir. Özellikle şeyde Kurtuluş Savaşı sırasında. Ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çok fazla görmüyoruz böyle Akif'in İslam adına şiirine aktarmış. Yani İslam'ı bir ahlak olarak, bir yaşantı biçimi olarak almış ve bunları da şiirlerine aktarmış. Tamam hocam. Başka soru, bir tane daha soru geldi herhalde. Yorumlarda var hocam. Siz bakıyor. Ha, yok, bana gelmiş herhalde. Bir dakika bakalım hocam. Ha, evet. Şey, Ali Yılmaz. Rıza Tövbekbelik başının şiirini paylaşmış bir arkadaş. Allah razı olsun Ali Yılmaz Bey. Neredesin Şevketlim Sultan Hamit Han? Feryadın varır mı barigahına? Ölüm kıyısından bir lahza uyan. Şu nankör milletin bak günahına. Allah razı olsun. Gerçekten güzel yazmış. O açık ve net bir şekilde söylemiş. Ama Akif dediğim gibi Arnavutluk'tan gelen bir şey herhalde. Arnavut'tur çünkü kendisi. Babası Arnavut'tur. Annesi Buharalı. Öyle bir şeyi yapmamış. Pişmanlık yapmamış. Veya pişmanlığını belirtmemiş. Ya bir de dediğiniz gibi hocamız, vakit o zamanlar hani her ne kadar şu an konuşuyorsak da değerlendirirken o zamanın şartları farklıydı. Yani kesinlikle, öyle, kesinlikle öyle. Bir de daha şu an hani yeni tarih şeyleriyle anlayabiliyoruz yani neler olduğunu. Doğru. O zaman daha bir çalkantılı, daha bir karışık ve yani belki insanlar yanılabiliyor illa ki. Hocam o zaman eğer başka sorusu olan yoksa yavaş yavaş bitirebiliriz istiyorsanız. Sizin de kapanış için söyleyeceğiniz bir şeyler varsa. Tabii kapanış için şöyle, yani eğer Mehmet Akif'i gerçekten tanımak istiyorsak dediğim gibi taraftarı olanların, mesela ne bileyim Mehmet Ertuğrul Düzdağ'ın kitabı var. Hasan Basri Çantay, çok yakın arkadaşlar, kitabı var. Süleyman Nazif'in var. Mehmet Doğan'ın var. Birçoklarının var ama ben Mehmet Akif'i tanımak isteyenlere özellikle şu kitabı tavsiye ederim. Mithat Cemal'in Mehmet Akif kitabını tavsiye ederim. Bunu okumaları, yani Akif'i en iyi anlatan kitaptır. Çünkü anlamı şu, 35 yıl 36 yıla yakın dostluk yapmışlar. Ve bir şeysini okuyayım size, Akif'le ilgili düşüncesini Mithat Cemal'in. Diyor ki,
İlk tanıdığım zaman ona inanmadım. Bu bir insan, bir insan bu kadar temiz olamazdı. Ve fena aktör, melek rolünü oynamaktan bir gün yorulacaktı. Gayri tabi bir faziletten yorulan yüzünü bir gün görecektim. Yani diyor ki bu adam rol yapıyor. Bir adam bu kadar temiz, bu kadar iyi, bu kadar şey, hem de namaz kılan bir Müslüman olamaz diyor. Fakat 35 sene bugün gelmedi. Bu az bir şey değil yani. 35 yıl dostluk yapıp da tek bir, hatta ilginç bir hikayesi vardır. Vefatından sonra yazmıştır Mithat Cemal. İşte Akif'le ilgili kim varsa gidiyor onunla röportaj yapıyor, onun kitabını alıyor. Bir hocayla röportajı var. Akif'in zaman zaman birlikte oldu. Hocaya anlatıyor ona, ama bir kusuru vardı diyor Mehmet Akif'i. Yaşasın diyor. Akif'in bir kusurunu buldum. Neydi diyor, hemen kağıt kalem. Diyor, güleşirdi diyor. Güreş yapardı. Sporcuyla güleşirdi diyor Mehmet Akif. Bu arada o da var yani, sportman tarafı da. Akif boğazı yüzerek karşıdan karşıya geçen birisi. Halkalı mektebine Fatih'ten 17 kilometre her hafta evine yürüyerek gidip gelen birisi. Öyle bir ve gülle atmada, uzun atlamada, buna benzer şeylerde de atlet birisi. Şöyle öyle demiş. Nihayet Akif'in bir eksisini buldum. Neydi hocam demiş. Demiş ki gülleşirdi L harfiyle. Tepki soru bu olsun hocam ya. Evet. Hayatını anlatıyorlar. Bizim otçuller gençler. Hocam o zaman bitirebiliriz yavaştan. Hani bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Biz de teşekkür ederiz. Güzel bir sunum oldu. Hani dediğimiz gibi Mehmet Akif'in şairane yönü, şiirleri, edebiyatı ayrı. Ama bir yandan da işte bu dediğimiz gibi, hani siz de söylediniz, kendisinin hani hayatını safahattan daha büyük bir şiir olması gibi. Yani, söylüyor yani, en karşısında olanlardan söylüyor. Yani İslami seciyeleri olsun, İslami yaşantısı olsun, buna uygun evet. Bir hayat sürmesi olsun. Hani Allah bizleri de nasip etsin inşallah. Mehmet Akif'in Allah binlerce kez razı olsun. Aynen öyle. Hani son sözüyle işte, hani hep meşhur sözüyle işte, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Aynen öyle. İnşallah. İnşallah. Herkese iyi akşamlar. Allah razı olsun. Gelecek. Son bir soru vardı ama Mehmet Akif'in Tevfik Fikret ile arasındaki temel sorun nedir diye birisi sormuş. Ha tamam, onu o çok basit bir şey. Şöyle Tevfik Fikret Tarihi Kadim diye bir şiir yazıyor. Bu şiiri alıp okursanız Mehmet Akif'ten daha beter şeyler yapabilirsiniz. Tek şeysi odur, çünkü orada yani tek bir cümlesini söyleyeyim. Yıkılır köhne kitap diyor Kur'an-ı Kerim'den bahsederken. Sadece bunu söyleyeyim, yerlerde sürünsün falan gibi. Şöyle Tevfik Fikret de aslında dertli birisi. Yani Osmanlı'nın baş aşağı gittiğini gören, bir şeyler yapılması gerektiğini gören, ama bunun ikisinin arasındaki farkı en iyi Asım'la Haluk anlatır. Mehmet Akif'in bir hayali evladı vardır, Asım'dır bu. Tevfik Fikret'in kendi evladı vardır, yani oğludur Haluk. O da Haluk'ta şey yapar, geleceği görür. Ama maalesef Haluk Robert Kolej'den sonra İngiltere'ye gider ve bir papaz okulunda, daha sonra din değiştirir, Hristiyan olur, papaz olur. Yani oradaki sıkıntı Akif'in daha önce Hasan Basri Çantay'a dediği gibi şey yapar, yani babama sövsün, yüzüme tükürsün falan etsin, ben ilgilenmem, ama mukaddesatıma söven adama ben asla bir şey yapamam dedi. Bir arkadaşımız paylaştı. Doğru yani, ben o kadar fazla girmek istemedim. Tevfik Fikret mesela Abdülhamit Yıldız camiinden çıkarken ona bir suikast vardır. Tam çıkarken Şeyhülislam Padişahım diye bir şeyler konuşurlar. Bir dakika, iki dakika gecikmesinden dolayı bomba patlar ve Abdülhamit suikasttan kurtulur. Orada ey avcı attın ama tutturamadın diye şiiri vardır şeye. Yani Mehmet Akif de istibdatla ilgili şiir yazmıştır ama asla Abdülhamid'in ölmesini veya buna benzer bir şey, ki yapan da Ermeni komitacıdır. O suikast yapan. Yani onu metheden şiirleri vardır. Çok kuvvetli bir şairdir. Çok iyi bir şairdir. Kelimeleri yani nesir gibi şiir, şiir gibi nesir yazar Tevfik Fikret. Ama maalesef dediğim gibi Akif'le böyle bir polemiği de vardır. Evet hocam.
Herhalde başka da bir soru yok herhalde şu an. Var yok mı gibi. ben? Tamam. O zaman bitirebiliriz hocam. Hayırlı akşamlar Benim, herkese. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Akif'in imanı gibi, Akif'in gayreti gibi, Akif'in ümidi gibi ümitli, gayretli ve imanlı oluruz. Cümleten Allah'a emanet olun. Bu kadar ihtiyacımız olduğu zaman da inşallah. İnşallah, inşallah. Bu arada hayırlı akşamlar. Harun Hocam demişti, bu yazdıklarımı isterseniz paylaşabilirim sizinle. Bu ben Word dosyası olarak bende var. Paylaşayım isterseniz. Harun Hoca'ya göndereyim, o istediği kişilerle paylaşabilir. Olur hocam inşallah. Ben Harun Hoca'ya babaları doldurdum. Tamam, ben göndereceğim inşallah. Göndereceğim inşallah. Tekrar okumak isterim. Biraz adeli olur inşallah. Tamam, yapacağım onu da yapacağım inşallah. İnşallah. Tamam hocam. Allah'a emanet olun. Aylin yarısı. İyi akşamlar. İyi geceler.